Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır sukulent saksılarımı değiştiremedim ve görüyorsunuz bu haldeler. Bunlar bakımsız halleri. Artık sukulentlerimize, özellikle aeniumlarımıza bakım yapma zamanı geldi. Ben Aydın Nazilli'de yaşıyorum ve her mevsim saksı değişimi yapıyorum. Yani tüm sukulentlerim için. Kanalımızda da 1000'e yakın videomuz var. Zaten oradan birçok saksı değişim videosu görürsünüz. Ama bugün aeniumlarımı özellikle değiştirmek istedim. Çünkü aşırı yaz sıcakları başlamadan önce mutlaka saksı değişimi yapın. Aeniumlar kış bitkisi, daha serinlik bitkisi. Bütün sukulentler de aslında öyle dostlar. Hem güneşi seviyor, hem rüzgarı seviyor. Aşırı sıcaklarda kesinlikle büyümüyorlar, uykuya geçiyorlar. Bu yüzden de benim şu artık kötü durumdan onları kurtarmam gerekiyor. Çünkü zaten uykuya geçecekler ve uykuya geçmeden önce de köklerinin sağlıklı olmasını istiyorum. Taşınma sürecinde hiçbir şekilde sukulentlerimin saksısını değiştiremedim biliyorsunuz. Evet, birkaçını değiştirdim ama hani bakımsız kaldılar. Mesela bakın bunun toprağı ne kadar içte kalmış. Artık bulamamışım ya toprak, öyle sıkışmış kökler. Bakın toprak, yani adeta bir torf gibi çok kalitesiz bir toprağa dikmişim. Fakat benim sukulent ve kaktüs toprağım zaten var. Çok kaliteli. Kendim hazırlamıştım. Hemen o hazırlama videomu da yorumların başına koyacağım zaten. Bunlar koleksiyon türü aeniumlarım. Aslında çok güzel türler. Burada biraz perişanlık çektiler ama harikalar. Şöyle öncelikle kökleri şöyle bir temizliyorum. Kök budaması yapacağım ama makası getirmemişim. Hemen gideyim. Videomu da Zeynom çekiyor. Merhaba. Böyle bir makasla şöyle kalıplaşmış kökleri, artık bunlar kalıplaştığı için kök de vermez. Yani bitki çok zorlanır. Şu şekilde iyice temizliyorum. Size bütün aklıma gelen ayrıntıları anlatacağım zaten. Bu arada soğuk su içmekten de, gerçekten Nazilli'de havalar ısınmaya başladı. Soğuk su içmekten de seslerimiz kısıldı artık. Böyle ölü yaprakları yavaş yavaş alın, çok incitmeden. Zaten uykuya geçecek. Kendini şu şekilde gül gibi aeniumlar kapatıyor kendini. Hobi bahçeme diktiğim aeniumlar var. Onlar çok mutlu bahçede ama bunlar hassas türler. Yani koleksiyon türleri. Öyle bahçe toprağında çok mutlu yaşayamazlar. Şu şekilde temizleyebildiğim kadar temizledim. Gerekirse bunlar böyle kesip dal dal üretilebilir. Ama ben üretimi ilkbahar ve sonbaharda yapıyorum. Şu an yaz başı, biraz daha keseyim. Hiç merak etmeyin, köklenirler. Aeniumlar aynı zamanda güçlü. Şu şekilde biraz toprak ekleyeyim. Hava ısınmaya başladı artık. Ve tüm sukulent ve kaktüslerimizi bir nebze korumamız gerekiyor. Şu şekilde çok basit bir şekilde dikeceğim. Şöyle bir şunu ortaya alayım. Kenara zaten kırmızıyı alacağım. Şöyle. Şöyle dostlar. Yalnız saksı değişimi yaptıktan sonra kesinlikle su vermiyorum. Aşırı sıcak olduğu için hava en az 10 gün su vermiyorum. Ve kendi kendine bu şurada oluşmuş olan ya da yaraların, bakın şöyle, iyileşmesi için süre tanıyorum. Bunları böyle kurutabilirsiniz. Yani birazcık, birkaç gün bekletip bu yaranın iyileşmesini de bekleyebilirsiniz. Ama önemli değil. Benimkiler alıştı. Biraz da bitkilerinizi nasıl alıştırırsanız gerçekten öyle gidiyor, evcil hayvanlar gibi. Bunun da ölü yapraklarını temizliyorum ve sıcaklar başladı. Sabah güneşi alan esintili aydınlık bir ortama koyacağım ama asla direkt güneşe çıkarmayacağım zaten. Çünkü direkt güneşte kesinlikle yanarlar ve hiç hoş olmaz. Şu şekilde temizledim. Aslında bu çok güzel bir tür arkadaşlar. Fakat aşırı güneşte kaldığı için bakın ne kadar formu bozulmuş. Şimdi yaz uykusunu geçirdikten sonra sonbaharda uyanmaya başlayacak. Sonbahardan ilkbahara kadar da çok harika bir şekilde büyüyecek. İyice gömüyorum. Çünkü yüksek gövdesi. Bunlar burada yazı geçirmek için bu şekilde. Zaten sonbaharda ben bunları tekrar ayıracağım. Şöyle şunlar da grapto bebekleri, bari kenarlara koyayım. Büyüsünler. Bizim de her saksının dibinde bir bebek mutlaka oluyor. Yani elimize geçen yaprağı attığımız için eminim bütün sukulent sever arkadaşlarımız aynı şekilde ilerliyor. Çünkü hepimiz aynıyız. Bütün sukulentlerin saksılarını, tüm sukulentler için konuşuyorum.
ilkbahar ve sonbaharda değiştirmek en uygunu. Çünkü büyüme evreleri. Ama mecbur kalırsanız, ikliminiz eğer uygunsa, benim gibi Ege iklimindeyseniz her mevsim değiştirebilirsiniz. Yani ben bugüne kadar hani hiçbir zaman böyle illa şu mevsimde değiştireyim diye bir şey uygulamadım. Saksılarımızın altı mutlaka delik oluyor. Su tahliyesi olmak zorunda. Eğer fazla suyu tahliye etmezse bütün sukulentlerimiz çürür. Aynıyumlar bence aslında hepimizin iklimi ve toprağına göre değişebiliyor bitkiler. Mesela ben suyu seviyor diyorum ama başkası sevmiyor diyor. Çünkü onun toprağı aslında su tutuyor. Benim toprağım su tutmuyor. Onun ikliminde nem yüksek, benimkinde nem yok gibi düşünün. Aslında bütün bitkiler kendi ortamımıza göre şekilleniyor. Huyları değişiyor. Ben de benim iklimimde aynıyumlar suyu seviyor bir tık. O yüzden toprağı kurudukça bol bol suluyorum. Ama dediğim gibi şimdi 10 gün sonra sulayacağım. Ondan sonra yaz dönemi geliyor. Kesinlikle suyu tamamen kesmiyorum hiçbir sukulentimden. Yani sukulentleri uyutalım, hani kaktüsleri olduğu gibi vesaire, işte su vermeyelim gibi bir şey yapmıyorum. Serin havaları seçip, böyle daha hani güzel esintili serin havaları seçip o şekilde tamamen hareket ediyorum, sulama yapıyorum. Çok sıcakta sulamak çok tehlikeli. Çünkü bakın şöyle oluyor, topraklarımız ısınıyor. Bu galvaniz mesela, bu toprak, topraklarımız ısınıyor ve saksılarımız ısınıyor. Suyu verdiğiniz an bütün kökler haşlanıyor. O yüzden yaz dönemi sulamalarımıza çok dikkat ediyoruz. Bunların altına mesela bir tane bebek koptu buradan. Bunu da hemen yana dikeceğim. Köksüz ama büyür. Şurada bir tane bankonklum vardı, kayboldu şu. Bankonklum gariplerim. Böyle iklim mi karıştı? Bir sıcak bir soğuk, ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir de susuzlar. Arkadaşlar ayrıca saksı değişimi yapmadan önce mutlaka saksılarımın, topraklarımın kuru olmasına dikkat ediyorum. Çünkü yaşken, hani toprağımız ıslakken hem bakımını yapmak hem bir hastalık var mı kökte görmek çok zor oluyor. Bakın mesela şu köke baktığımda herhangi bir hastalık olsa, bit olsa mutlaka görürüm. Böyle kuru olması çok faydalı. Tabii ki ıslakken de değiştirebilirsiniz ama kökte ne var göremeyebilirsiniz çamurdan. O yüzden ben tamamen susatıp bitkilerimi kurutup toprağını o şekilde saksı değişimi yapıyorum. Böylece bitkimin mikrop almasını engellediğimi düşünüyorum. Çünkü ıslak toprakta bizim sukulentlerimiz çok çabuk bakteri, bit kapabiliyor. O yüzden çok nemli toprakta olmamalarına özen gösteriyorum. Ama dediğim gibi 10 gün sonra sulama yapacağım. Ondan sonra duruma göre bakacağım. Zaten aşırı yaz sıcakları gelecek. Daha korunaklı bir yerde olacak. Ve ona göre hareket edeceğim. Hepimizin bitkisi kendi balkonumuz, terasımız ya da ortamımıza göre şekilleniyor. Sukulentlerin, aynıyumların genel özelliği arkadaşlar, güneşsiz olmayacak. Güneşsiz olursa formu bozulur. Mesela şu form olmaz. Şu form olmaz. Böyle uzun uzun çirkin olur. Mutlaka sabah güneşi alacak. Mutlaka esinti alacak. Esinti almazsa bitlenme olur. Mutlaka yaprak temizliği yapacağız. Çünkü şu yaprakları temizlemezsek eğer bunların arasında bit, bakteri, mantar olabilir. O yüzden sukulentlerimizi mutlaka böyle bakımlarını yapıyoruz. Esinti veriyoruz, güneş veriyoruz ve kesinlikle çok sulamadan kaçınıyoruz. Toprağı kurudukça, tabii ki suya da ihtiyaçları var. Toprağı kurudukça bol suluyorum. Ta ki saksı altından çıkana kadar. Birçok videom var bu konuda. Eğer eski videolarıma dönerseniz dostlar, zaten benim terasım vardı önce, biliyorsunuz. Çok fazla bitkim vardı. Şu an köy evinde olduğum için daha azaldılar. Hepsinin bakımlarını, tüm türleri, hepsini tek tek yapmışımdır. Bir bakın. Şimdi ben verandamı düzenliyorum. Düzenledikten size de zaten toplu bir video çekeceğim. Önce bir saksı değişimlerini yapıp yayınlayalım. En azından bilmeyen arkadaşlarımız, yeni bu hobiye başlayan arkadaşlarımız da faydalanmış olur. Hepinize sevgiler dostlar.